Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. 2014 yılı Koç Burcu yıllık yorumuna hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Bilinç Okuru Astroloji ekibi olarak 2014 yılında başınıza gelebilecek bazı olasılıklardan bahsedeceğiz. Evet sevgili Demet, ne dersin? Koçlar için nasıl bir yıl? Evet sevgili koçlar, sizin için önemli bir yıl. Bu yıl tutulmalarımız terazi koç aksına doğru gerileyecek ve ay düğümlerimiz de terazi koç aksında olacak. Hayatlarında? Evet, hayatlarında belirleyici önemli değişimler olabilir. Zaten koçlar için Uranüs-Plüton etkileri birkaç yıldır sürüyor. Bu yıl da çok etkili olacak. Bunun yanı sıra koçların gezegeni Mars'ın önemli bir retro hareketi var. Karşıt burçlarında Temmuz sonuna kadar terazi burcunda Mars olacak ve bu aralıkta 2 Mart ile 10 Mayıs arasında da retroda olacak. Kısacası evet. Koç burcu için çok ciddi ilişkiler, aşk, evlilik ve iş ortaklıklarının solgulanacağı bir evet. yıl olacak. Evet. Koç ve yükselen koç burcuna çok derin etkileyecek bazı dönemler var. Şimdi yeni ay ve dolunay dönemleri çok evet, önemli. Evet. 30 Mart Koç burcunda bir yeni ay var. 30 Mart civarında doğan arkadaşlarımıza, Koç burçlarına daha çok etkileyecek. Hayatlarında yeni başlangıçlar olacak, yeni yapılarla karşılaşacaklar. 8 Ekim Koç burcunda dolunayda bir ay tutulması olacak. 15 derece Koç. Bu çok önemli Koç burçları için. Belki yıl içindeki devam eden duygusal ilişkilerde, hı hı. iş ortaklıklarında ve birlikte çalışılan kişilerle ilgili sıkıntıların ve problemlerin sona ermesine bize bir işaret olarak gösteren bir evet. gökyüzü dönemi. Bunun yanında terazi burcunun 25 derecesinde oluşacak olan 15 Nisan'da ay tutulması, hı hı. 8 Ekim'de Koç burcundaki ay tutulması, gerçek anlamda tutulma aksının koç terazi kasbı üzerine gelmesiyle beraber onlara ilişkiler, ortaklık ve evliliklerle ilgili etkileyecek. Ne olacak? Basit. Yanlış giden bir evlilik bitecek. Evet. Problemli devam eden bir ilişki bitecek. Hı hı. Yeni bir ilişki başlayacak. Hı hı. Eğer hayatında bir kişi yoksa bir koç burcunun, bekar ise yeni bir ilişkiyle karşılaşacak. Yeni bir ilişkiyle hı hı. de flört etmeye başlayacak. Belki evlilik kararı alacak. Çünkü Uranüs'ün de Koç burcunda evet. olmasıyla beraber Koç burcunun hayatında radikal değişiklikler olacak. Yani 2013'teki yaşadığınız yapılar ve kavramların hiçbiri 2014'te olmayacak. 2014 yıla daha ziyade sizin Değişimler, yeni farklılıklar, hayatlar. Yeni hayatlar. Yani eskinin bitip yeninin başlaması. Hı-hı. Ülke değişikliği olabiliyor, Hı-hı. şehir değişikliği olabiliyor. Bir kısmı Jüpiter'in desteğiyle aileden destek alarak yılın ev sahibi olabiliyor. Evet, yılın ikinci yarısında Jüpiter'in desteği var. Jüpiter'in desteği Hı-hı. var. 17 Temmuz'dan sonra Jüpiter ve Venüs'ün Hı-hı. destekleriyle beraber flörtler, aşklar yılın ikinci yarısından itibaren de gerçeği söylemek gerekirse çocuk yani bekar bazı koçlarda evlenip hemen çocukta sahibi olabiliyorlar. Koç burcu için hızlı da biliyor. Hızlı da biliyor. Peki Mars'ın retro olması? Kaza. Özellikle problem, sıkıntı. 2 Mart 10 Mayıs arası birazcık zorlanabilir koçlar. Birazsa Mart ayında ve 15 Nisan'da ve 29 Nisan'da dikkat etmek zorunda Koç burcu. Eğer doğum haritasında Venüs ve Mars'ı retro değeri ise retrograde Mars beklenmedik sorunlara, ilişkilerde yarıda kalan sıkıntıları sebebiyet verebilir. Yani koç aslında bu yıl ilişkilerle ilgili sınavlar yaşayarak tekamül edecek. Evet. Mars'ın terazi burcundaki retrosu 2 Mart'ta 20 Mayıs arasında çok etkili. Retro Mars yarıda kalmış bir ilişkiyi yeniden canlandırabildiği gibi. Hı hı. Eksik kalmış bir aşkı yeniden aktive ettiği gibi bu aşkta da ileriye dönük çok da fazla bir sonuç alamayacaktır. Evet. Aslında geçmişte yapılmış olan iştir, kariyerdir, duygusal hayattır, ilgili varsa bazı hatalar bunların sınanacağı, imtihanların yapılacağı sabırlı bir sabretmesi gereken bir döneme gelecek koç. Evet. Çünkü retro gezegenler
burcumuzun karşısında olduğunda geçmişte yaptığımız davranışları sorgular. Doğru evrendiysen, akrep başında iş ortaklıkları yaptıysan, güzel bir çocuk sahibi olursun, daha da iyi yerlere gidersin. Yanlış evrendiysen, et peşinde koştuysan, adam gibi iş ortaklığına girmediysen, hayal kurup bol para kazanacağını düşünerek işler yaptıysan kaybedeceksin. Bu kadar basit. Evet. Yılın birkaç önemli gününü, şanslı gününü de söyleyelim isterseniz. Koçlar için yılbaşı günü 31 Aralık, tehlikeli. 1 Ocak. Dikkat edilmesi günlerden, gereken günlerden. Kariyerle ilgili düşüş, evet. Aile ilgili ani sağlık sorunları. Nisan başı, 3 Nisan, 10 Mayıs, 22 Nisan pardon. Bunun yanı sıra yazın. Kariyerle ilgili, evet, sorunlar bunlar. Kariyerle ilgili olabilir. Yazın 14 Haziran, 9 Temmuz ve yıl sonuna doğru 11 mesela, Kasım. 9 Temmuz aileyle ilgili sorunlara sebebiyet, evet, verebilir. 11 Kasım aşkla ilgili bir sıkıntıya sebebiyet verebilir. 2 Nisan hiç beklenmedik hayatlarıyla, evet, ilgili gelişmeler olabilir. Evet. Ama bir de şanslı günler var. Şanslı günler de özellikle yazın oluşacak. 25 Temmuz güzel bir gün sevgili koçlar. 18 Ağustos. Aşk. Evet. Çocuk. Fırsatlar, şanslar. Şans oyunlarında küçük başarılar. 5 Aralık, 15 Aralık yılın son ayı da keyifli güzel günler olabilir. Artı 1 Mart'ta sürpriz. Evet. 1 Mart haftası bazı koçlarda ev sahibi olabilir. Ailesel bazı fırsatlarla karşılaşabilir. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşça kalın. Güle güle.